Hacı Garavla. Enişte, benim abonelerin yurt dışından sana selamları var bak. Ne oluyor diyorlar, selamımızı söyle diyorlar Azerbaycan'dan falan. Tamam mı? Aleyküm selam, benden de selamlar. Demin burada internet çekmiyor, yukarı çıktım, hepsi akıllı Mehmet'e selamımı söyle diyorlar. Selam üzerimde kalmasın, selamını aleyküm vereyim. Aleyküm selam, aleyküm, benden de bütün abonelerine selam söyle. Aleyküm selam. Diyorlar enişte, neden bu kadar akıllı bir adama deli demişler diyorlar. Bir diyorlar, şey var mı diyorlar. Kim demiş buna bunu diyorlar. Bu kadar iyi bir insana, akıllı bir insana neden deli Mehmet demişler diyorlar yani. Ya deli demeler işte, babam dövüyordu, kaçtık. O da kaçtık, burada kaçtık. Ondan deli dediler. Kaçmaktan deli dediler. Gel oldun ya. Baba dayandığın korkuna kaçtığın için deli dediler, öyle mi? Evet, yani? Evet. Her an... Babam biraz sert idi. Bir ufak yolda bir suç yapıyordum. Dövüyordu, ben de sopadan korkuma, kaçın ne orman, bu akıllı olsa kaçmaz diyorlar. Ondan deli lakabımız kaldı. Ha. Yoksa delilikle alakası yok. Nereye kaçıyordun enişte? Nereye kaçacaksın? Köy müşlanda, dağlarda yatıyorsun, köy müşlanda, camide yatıyorsun. Köy odalarında, nerede bulursan orada yatıyorsun. Suç? He? Suç? Suç yok. İyi. Suçum sadece babamın dediklerine uymamak. He. Hem hayvan güttürüyor, hem de ya gelip yanımda çiğ çapalayacaksın diyor. He. Biz de hayvanın güzel karnı doymayacağı için onun kurallarına uymuyoruz. O yüzden akşam geliyor, neden gelmedin diyor benim yanıma diyor. Hem de çiğ çapalayacaksın diyor. Hem de diyor hayvan güttüreceksin. O da bizim işimize gelmiyor. He. Kaça kaça. Bu dağda kaça. Ondan sonra bu da akıllı olsa kaçmaz dedi. Lakabımız da deli Mehmet. Akıllı adama deli dedi. Tabii. O da her gün dövdü. Ne delisin ya sen de? Deli. Deli adam. Deli evin yolunu bulamayanlara değil mi? Yok, işte. Ya deli kişi şey yapar. Ne yaptığını bilmeyen kişi deli. Bizim kaçmaktan dağda orada burada yatmamızdan deli öyle. Bizim delikle alakası yok. Sivaslı ben Libya'da bir Salim Usta diye biri vardı. Ben de az gezdim, çok gezdim dedi. Senin gibi siyasetçi dedi, senin gibi de dedi. Böyle dedi, prensipçi adam göremedim ben dedi. Doğru Mehmet. Neden dedim Salih abi dedim. Gerçekten siyasetin dedi, gerçekten dedi şeyin dedi, prensibin çok dedi, düzgün içeri diyor. Evet. Konuşacağın yerde konuşun dedi, konuşmayacağın yerde dedi. Adam gibi dinliyorum dedi. O usta. Yine de öyleyim ben şimdi mesela yeri gelince konuşun. Senin burada bir sürü ağır misafirin var. Ya siz güzel güzel araya pat lüzumsuz da konuşma atarsan ne olur? Tabii. Bu kişi normal olmuyor. Laf üzerine düşünce konuşacaksın. Bir üzerine lafın gelmesin. Dinlenecekse konuşacaksın. Sen adam o da laf konuşuyor. Sen kendin geldin. Kendin konuşuyorsun, kendin dinliyorsun. O zaman ne oluyor? Sen de kimse dinlememiş oluyor bu durumda. O zaman yani. Sen kendin küçük düşürüyorsun. Tabii. Sen susacaksın. Adamlar konuşacak. Yeri geldi mi sen? Ondan sonra diyecekler ya sen niye susuyorsun? Ya biraz da sen konuş, o zaman yeri geliyorsa konuşuyorsun. Sen orada konuşurken ben laf dinleteceğim diye. Ortaya konuşuyorsun, kendin dinlersin. O zaman da ne oluyor? Seni kimse kaleme almamış oluyor. Öyle. Çakırlarla, kavranla. Bizim şeye gittik. Filiz etmeye gittik. Gibiyen var, yabancı hepsi kendi köylüleri. Konuşuyorlar. Sen anlamıyorsun, dinlemiyorsun. Hı. Koyunun kaval dinledi. Bunu dinle. Çakırlarla bir şey var. Adil diyorlar. Bir adam var, onun gası. Şey dedi. Ayaşı yenge dedi. Bize diyor, sen dinliyorsun dedi. Anlamıyor musun? Sen yabancı köylüsün. Ben senin ne konuştuğunu, kime konuştuğunu nereden bileceğim bir ben? Bir dakika, sen et de biz dinleyelim dedi. Ha, ben de şey dedim. Siz dedim, hepiniz bir köylüsünüz dedim. Burayı yekemedik, burayı biçemedik diyorsunuz dedim. Ben de dedim ki nasıl siz... Senin talanın hangi semtte olduğunu, ne olduğunu ben bilmiyorum ki. Ben dedim ondan konuşmayın dedim. Böyle durdum dedim de. Ha dedim ben size vilat. Sizin köylü dedim. Ali Rıza'nın kardeşi var Fatima'ya dedim. Bir şey velinin veliye verdiğiniz kız dedim. Veli de dedim, düven sürüyorlarmış dedim. Öküz çevreyi kırmış, çıkmış, gitmiş dedim. O da dedim, veli de öte etmiş, ber etmiş, öküzü boyunduruğa kuşamamış, çevreyi de edememiş dedim. Sizin Fatima da dedim, verallar sen ver dedi, keser dedim. Keser velden almış, hemen etti, öküzü koştu. Biz gel ortaya, gel.
Kıya kıya diyoruz dedim. Siz nasıl diyorsunuz bilmiyorum dedim. Çık kıya kıya gir içeri. İçeri diyor Fadime dedim. Ara şu yenge bir daha değil be. Bir gülüş. Nasıl diyor? Ben de çık gir içeri içeri çık dışarı dışarı. Ondan dediği de doğru şey. Aşe yenge. Biz gel ortaya diyoruz. Kıya diyoruz. Onun adı ortaya şey, içeri gel. Hey! Çık dışarı gir içeri diyor. O da ben de onu diyeyim. Güle güle. Enişte. Mahmut diyor. Mahmut ben. Bir arkadaş. Senin Mahmut'u duymuş Karanur'la. Neyi duymuş Karanur? Tamam. Hemen. Şeye gittik. Filiz etmeye gittik. Gibiyen var yabancı hepsi kendi köylüleri. Konuşuyorlar. Sen o... anlamıyorsun, dinlemiyorsun. Hı. Koyunun kaval dinlediği gibi. Buru buru dinle. Takırlarlı bir şey var. Adil diyorlar. Bir adam var onun gası. Şey dedi. Ay Ayşe yenge dedi. Bize diyor sen dinliyorsun dedi. Anlamıyor musun? Sen ay yabancı köylüsün. Ben senin ne konuştuğunu, kime konuştuğunu nereden bileceğim bir ben? Bir dakika sen et de biz dinleyelim dedi. Ha, ben de şey dedim. Siz dedim hepiniz bir köylüsünüz dedim. Burayı ekemedik, burayı biçemedik diyorsunuz dedim. Ben de dedim ki nasıl siz... Senin talanın hangi semtte olduğunu, ne olduğunu ben bilmiyorum ki. Ben dedim ondan konuşmayın dedim. Böyle durdum dedim de. Ha dedim ben size bilat. Sizin köylü dedim. Ali Rıza'nın kardeşi var. Fadima'ya dedim. Bir şey velinin veliye verdiğiniz kız dedim. Veli de dedim. Düven sürüyorlarmış dedim. O kız çevreyi kırmış çıkmış gitmiş dedim. O da dedim. Veli de öte etmiş ver etmiş. O kızı boyunduruğa kuşamamış. Çevreyi de edememiş dedim. Sizin Fadima da dedim. Verallar sen ver dedi keser dedim. Keser velden almış, hemen etti, öküzü su çok, öküzü koştu. Biz gel ortaya, gel kıya kıya diyoruz dedim. Siz nasıl diyorsunuz bilmiyorum dedim. Çık kıya kıya gir içeri diyor Fadime dedim. Ara şu yenge bir daha değil be. Bir gülüş. Nasıl diyor, ben de çık, gir içeri çık dışarı. Ondan dediği de doğru şey. Aşe yenge. Biz gel ortaya diyoruz. Kıya diyor. Onun adı ortaya şey, içeri gel. Hey! Çık dışarı gir içeri diyor. O da ben de onu diyeyim. Güle güle. Enişte. Ama Mahmut diyor. Ya kardeşim senin gözün görüyor. Açsın. Niye yiyeceksin sen ya? Başını bekliyor. Sabit. Odan gitmiyor konadan. Ya niye sen deme. Ya kardeşim sen alır satarsın. Her gün. Senin bana buradan buraya geleli 15 sene oldum. Hiç bir kilodan fazla 15 senenin içinde tenesinden alıyordum bak. Süleyman'ın kuyudan alıyordum o zaman suya oraya gidiyordum. Tenesinden bir tane koparak içerim. Sen o bol arttın da biz o 2 kilo üzümü öyle aldık. Sen adam benzeyecek şekilde...